Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere değişik bir konsepte video çekeceğim. Yılbaşı indiriminden alınması gereken ürünler tarzında benim sevdiğim, beğendiğim, favorim olan ürünleri sizlere önereceğim. İlkiyle başlıyorum o zaman. Bunları Watsons'ta, Eveshop'larda ya da başka mağazalarda da bulabilirsiniz. Ama ben Watsons'ta diyeyim, genel olarak bulabilirsiniz diye. İlkiyle başlıyorum. O zaman Rimmel London markasının highlighter, contour ve allık paleti. Böyle üçlü palet set halinde. Ben bunu Watsons indiriminden o zaman 15 liraya mı 14 liraya mı ne almıştım yani. O kadar uyguna almıştım. Hem de üçünün bir arada olması da avantajlı oluyor. Böyle çantaya atıp çıkmalık. Üçü bir set halinde olması da güzel bence. İlk sürümde pigmentasyonlarını vermesi de güzel. Ondan sonra renkleri de güzel. Doğal duruyor sürdüğünde. Çok aşırı olmuyor. Highlighter da öyle burada çok belirgin olmuyor yani, patlamıyor burada. Allık da doğal duruyor. Sanki yüzünüz kızarmış da hafif pembeleşmiş gibi duruyor. Kontür de deseniz o da o kadar çok aşırı durmuyor. Ben böyle doğal seviyorum, böyle allığı, kontürü. O yüzden de memnun kaldım. İlk sürümde rengini vermesi falan, yapısı, yumuşaklığı. Ben daha önceki indirimde almıştım. Şu anki indirimlerden haberim yok. Mağazalara uğramadım. O yüzden bilmiyorum. Ama indirimde kaçırılmayacak bir ürün bence. Daha sonra geliyorum yine Rimmel London markasının. Ben bu arada Rimmel London'dan ne ürün alırsam alayım memnun kalıyorum çoğunlukla. Yani güzel bir marka bence. Rimmel London'ın Lasting Finish kırmızı kapaklı olan fondöteni. Bunu neredeyse bitirdim yani. Böyle dolu gözüktüğüne bakmayın, bitti yani. İçinde azıcık kaldı neredeyse. Çok memnun kaldım. Severek kullanıyorum yazdan bu yana. Yazın bile kullandım yani. Kusma falan yapmadı. Çok memnun kaldım. Yüzüme de uydu. Yüz Ivory rengini kullanıyorum ben. Tam yüzümle uyumlu. Şu anda yüzümde de bu fondöten var. Böyle yapısı, duruşu da çok güzel. Kalıcılığı da iyi. Kapatıcılığı da güzel bence. Orta seviyede. Çok aşırı da değil ama çok az da değil. Gününüzü kurtarır. O yüzden memnun kaldım duruşunu falan beğendiğim için. Sizlere de tavsiye ederim. İndirimde bence bir göz atın derim. Bunun bir tane de turuncu kapaklı olanı vardı. Turuncu kapaklı olanı da beğeniyordum ama bunu daha çok beğeniyorum. O da güzel aslında. Onu da tavsiye edebilirim, turuncu kapaklı olanı da. Wake Me Up'tı galiba o. Rimmel London'ın Brow Tease kaş farı ikili böyle. Ben daha çok şu koyu kahverengi olanını kullanıyorum. Diğerini hiç kullanmadım. Böyle içinde fırçası, sürmek için aplikasyonu olması da güzel. Şu an yere düştü gördüğünüz gibi. Onu birazdan alırım. Ben memnun kaldım. En iyisi yine bu yani. Diğer kullandığım kaş farları, kaş kalemleri arasında yine kaşıma en uygun olanı bu. Ve doğal duruyor bence. Doğal durması da benim için ayrı bir avantaj. O yüzden beğeniyorum. Bendeki 03 Dark Brown numarası. Hem de indirimde 12 TL'ye falan almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Güzel fiyatlara düşebiliyor böyle indirimlerde. Bir de internetteki sitelerden alırsanız daha uyguna düşüyor bu Rimmel London ürünleri. Bu marka bildiğim kadarıyla sadece Watsons'ta var. Deborah Milano. İlk defa bir ürününü kullandım. Bunu da yine geçen ayki indirimde 17 liraya falan almıştım Watsons'tan. Gerçekten çok güzel. Contour, aydınlatıcı, bronzer üçlü set halinde. Ben hem aydınlatıcısını kullanıyorum hem de şu kenardaki kontür mü artık denir, bronzer mı, kontür rengi herhalde, onu allık olarak kullanıyorum bronzer yerine. Yani bu renkleri ben yüzümü ısıtmak için kullanıyorum. Hatta şu an yüzümde, yanaklarımda da bu renk var. Bence yüzümdeki fondötendeki aşırı beyazlığı alıyor, yüzüme güzel bir renk katıyor bence, boyutlandırıyor. O yüzden memnun kaldım. Çok güzel bence. İndirimde bence alınması gereken ürünlerden bir tanesi de bu. Yılbaşı da indirim varken hazır alabilirsiniz. Hem de üçü de bir arada olduğu için hem uygun fiyatlı oluyor hem de ayrı ayrı almak zorunda kalmıyorsunuz. Üçünü bir arada almış oluyorsunuz. Revolution markasının far paleti. Renklerine bayılıyorum açıkçası. Her rengini kullanabilirim. Renklerin uyumu çok güzel. Birbiriyle de karışınca güzel oluyor. Şöyle açıp renklerini de göstereyim sizlere. Bu paleti de aşırı sıklıkla kullanıyorum yani. Böyle simli simli renkleri de var. Mat renkleri de var. Çok güzel yani. Tam kışın kullanıma uygun. Yazın kullanım için de uygun renkleri de var. Pembe falan, doğal renkler.
Yani ilk kez far paleti alacaksanız bunu alıp başlayabilirsiniz. Çünkü bu hem indirimli oluyor, indirime girdiği zaman ucuz oluyor fiyatı. Hem de içinde çok fazla far olduğu için gününüzü kurtarır. Şimdi de geliyorum gratis indiriminden neler alabilirsiniz. Çok beğendiğim ürünleri göstereceğim yine. Beğendiğim, memnun kaldığım. City Color markasının Copper far paleti. Bunun birkaç tane daha renk çeşitleri vardı ama ben en çok bu kızıllı, turunculu, pembeli, kahveli far paletini beğendiğim için bunu aldım. Birkaç daha çeşidi vardı dediğim gibi. En çok bunu beğendim. İlk sürümde renklerini veriyorlar. Yumuşacıklar. Simli renkler var gördüğünüz gibi. Mat renkler var. Çok güzel renkler yani. Hepsi günlük kullanım için uygun bence. Gece kullanımı için de uygun. Ben devamlı bunu kullanıyorum yani. Sürekli elim bu far paletine gidiyor. Çok memnun kaldığım için. Ve şu an gratiste geçen geziyordum. Geçen gezdiğimde de bu far paleti 11 liraya düştüğünü gördüm. Şu anda da indirimde. Eğer almak isterseniz bakabilirsiniz. Tabii ki de buna da. Çünkü böyle bir far paleti alınması lazım. Çok 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 ucuz. Yani bu kalitedeki bir far paleti 30-35 lira normalde olması lazım yani. Çünkü her rengi barındırıyor. İlk sürümde rengini veriyor. Ve çok güzel gözüküyor. Bir diğer beğendiğim, indirimde alınması gereken şey ise Maybelline New York'un The Burgundy Bar far paleti. Bunun renklerine de bayılıyorum. Bu da simli bir far. Şöyle gördüğünüz gibi bordolar, morlar var. Değişik renkler olsun diye bu far paletini almıştım. Gerçekten çok memnun kaldım. Çok doğal duruyorlar. Çok güzel duruyorlar. Böyle parlak parlak duruyorlar. İlk sürümde rengini vermesi, yumuşaklığı, yapısı ve farklı renk çeşidinde far paleti arıyorsanız bunu tavsiye ederim. Sürekli kahverengi kullanmak istemiyorsanız içinde mor, pembe de var. Böyle altın sarısı renkler de var. Yani değişik farlar da var. O yüzden de bunu almak istemiştim. İyi ki de almışım. Bunu ben Cosmo'mdan almıştım. Dediğim gibi siz internet sitesinden böyle ürünleri almaya çalışırsanız daha uygun fiyatta alırsınız. Ben o zaman bunu 30 TL'ye falan almıştım yani. Belki gratisin, Watsons'ın indiriminde bunlar daha pahalıdır. Mesela 40-45 lira falandır indirimde. Maybelline New York'un Draket Volume Express maskarası. Bunu birçok bloggerda görmüşsünüzdür zaten. Övülen bir maskaraydı. Ben de onların övmesi üzerine almıştım. Gerçekten çok güzel bir ürün. İlk sürümde yani volüm veriyor. Tek tek ayırıyor. Fırçası da bu şekilde. Böyle yapmasam olmazdı. Herkes yapıyor çünkü. Bir de ben yapayım, ben eksik kalmayayım. Gerçekten güzel. Tek tek ayırıyor. Uzatması güzel. Simsiyah yapıyor kirpikleri. O yüzden de memnun kaldım. Sizlere de tavsiye ederim. İndirimde 25 liraya falan düşer en fazla herhalde. Gratis ya da Watsons'larda. Eve Shop'tan alabileceğiniz ürünlere, yani benim beğendiğim, indirimde alabileceğiniz, güvenebileceğiniz ürünlere ilkiyle başlıyorum. O halde ilki Pretty by Flormar'ın, bu arada Flormar'ın yerinden de alabilirsiniz ama Eve Shop'tan, internet sitesinden daha ucuza da alınabiliyor yani. O yüzden de öyle söylemek istedim. Ben oradan almıştım. Pretty by Flormar'ın Dark Plum 010 numaralı ruju. Gerçekten şeftali renginde. Oradan kırmızı gibi görünüyor ama şeftali renginde ruju. Kokuları da çok güzel. Sürümü de böyle yumuşacık. Lip gloss tarzında parlak parlak duruyor. Bence böyle doğal göz makyajlarının altına sürdüğünüzde çok güzel duruyor. Ve kolay da çıkmıyor yani. O yüzden memnun kaldım. Bir diğer rujdan giderken ise Essence markasından gidelim. Essence'in Long Lasting 06 numaralı ruju. Bunu alalı 1-2 sene olmuştur herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Rengine bayılarak aldım. Gördüğünüz gibi şurayı erittim artık. Sür sür bitmiyor. Bereketli de bir ürün. Rengine bayıldım. Kendime yakıştırıyorum. Ama ben bu rengi böyle tamamen fazla fazla sürmüyorum yani. Az az sürüyorum. Çünkü doğal sürdüğüm zaman daha çok yakıştırıyorum kendime. Bir diğer sevdiğim ürün ise, beğendiğim ürün ise Essence'ın The False Lashes maskarası. Gerçekten tek tek ayırıyor, uzatıyor, dolgunlaştırıyor. Her istediğiniz şey bu maskarada mevcut. Çok ıslak bir yapıda olmadığı için de üste bulaşma yapmıyor. Ve ben uzatmasını da çok beğendiğim için, en çok uzatmasına bayıldığım için sizlere tavsiye etmek istedim. İndirimlerde bakabilirsiniz yani. Bunu da Eve Shop'tan ya da Watsons'a da artık Essence ürünleri geldi. Daha sonra bu Cecil'in kahverengi eyeliner'ı ama ben göz kalemi olarak kullanıyorum. Zaten sert olduğu için eyeliner olarak da sürülmüyor. Göz kalemi olarak kullanıyorum.
Koyu kahverengi göz kalemlerini daha çok beğeniyorum. Sürümü kolay. Göz içime sürerken ya da göz dışına sürerken acıtma yapmıyor. Alta da akma yapmıyor, bulaşma yapmıyor. Kalıcılığı da iyi, gün içinde akşama kadar gidiyor, göz içimde kalıyor. O yüzden memnun kaldım. Sizler de indirimde bakabilirsiniz. Ben daha önce aldığımda 3 liraya falan almıştım indirimde. Zaten Cecil markası çok pahalı bir marka değil. İndirimde de çok ucuz fiyatlara alabilirsiniz. Yine internet sitesinden bakarsanız bulabilirsiniz bence. Daha sonra Diadermi'nin CC kremi. Bunu da yine Watsons'larda ya da gratislerde belki bulabilirsiniz. Ama ben bunu Migros'tan almıştım. 5,5 TL'ye falan almıştım bu Diadermi'nin CC kremini. En açık tonunu almanızı tavsiye ederim. Çünkü orta tonu bile çok koyu oluyor yüzünüze. O yüzden de en açık tonu yüzünüze uyar. Ama çok beyaz tenliyseniz en açık tonunu da önermem size yani. Çünkü çok koyu gelebilir yüzünüze. En açık tenliyseniz, yani açık tenliyseniz, beyaz tenliyseniz bunu almayın. Ama benim gibi esmer, kumral arasıysanız en açık tonunu almanızı tavsiye ederim. Gerçekten yüzümdeki renk eşitsizliğini eşitliyor. Böyle güzel bir görüntüsü var. Doğal gözüküyor. Yani yüzünüze hiçbir şey sürmemiş gibi. Ama yine yüzünüz çok güzel parlıyor gibi gözüküyor. Ciltteki kızarıklıkları, sivilcelerin kızarıklıklarını falan da kapatıyor. Kusurları örtüyor bence. Memnun kaldım. Severek kullanıyorum. Şimdi ne alaka diyeceksiniz ama ben çok beğendiğim bir oje var. Bunu Flormar'dan da alabilirsiniz. Gratis de Watsons'ta da satılıyor bu Flormar'ın Full Color Nail Enamel. PC06 Go On Nude rengindeki ojesi. Bayılıyorum rengine gerçekten. Tırnakları çok temiz gösteriyor. İlk sürümde rengini veriyor. Fırçası da çok güzel. Çok kolay sürmemi sağlıyor. O yüzden memnun kaldım. Göstermezsem olmazdı ve göstermek istedim. Gerçekten çok doğal. Nude duruyor gerçekten. Tırnaklarda harika gözüküyor. Daha önceki videolarımda sürüyordum da zaten. Görmüşsünüzdür. Yılbaşı indiriminden alınması gereken ürünlerin videosunun sonuna geldim. Yılbaşı indiriminden alınması gereken ürünleri gösterdim. Kendim beğendiğim şeyleri gösterdim sizlere. Umarım memnun kalırsınız. Ya da benim kullandığım ürünleri kullanıp memnun kalanlar varsa yorumlara yazabilir. Ya da beni de gördük ya da ben de gördükten sonra alıp memnun kalan olursa yorumlarda belirtebilir. Çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.